Arkadaşlar şimdi konumuzu motor yağı soğutucusu ve şanzıman yağı soğutucularına çevirdik. Şimdi motor yağın soğutucusu bu şekilde. Çok basit bir sistem. Şunun içinde yine aynı şekilde radyatörler var. İnce petekler var daha doğrusu. Şuradan yağ girişi olur. Buradan yağ çıkışı olur. Buradan da bir su girişi, bir su çıkışı olur. Motor yağı içeride dolanırken etrafında da su dolanır. Motor yağı sudan daha fazla ısındığı için, yani yağın kaynama derecesi 120-130 iken su maksimum 90-100 arası sabit kaldığı için, yani motorun içinde sabit kaldığı için motor yağını da sabit tutmak zorunda. Hem yağın fazla incelmemesi için, yağlama sorunu olmasın diye. Çünkü aşırı ısınan yağ motor kitlemesine sebep verebilir. Yağın özelliği, yağlama özelliğini yitirir. Onun için bu araçlarda yağ, motor yağı arızası, yani motor yağı soğutucusu arızası olduğu zaman içeriden patlar. Patladığı zaman da yağı suya verir. Eğer patlak büyükse, çok çok aşırı şekilde büyükse, hem yağı suya hem suyu yağa verir. Ama ilk önce suya verir. Fark etmezseniz daha sonra patlak büyür. Motor yakmaya kadar gidebilir. Çünkü motor yağının içine su karışacağı için motora zarar verebilir. Yağlama sorunu olacak. Masrafınız büyük olur. Antifriz kullanmazsanız bu su, bu antifriz şeyden dökülmedi. Az önceki turbolardan döküldü. Antifriz kullanmazsanız içeride kireçlenme oluyor. Kireçlenme olduğu zaman da petekleri tıkıyor. Su kanallarının peteklerini. Su kanalları petekleri tıkandığı zaman da içeride bir hava oluşuyor. Aracınız hem hararet yapabilir hem de aşırı ısınmadan patlıyor. İçerideki radyatör patlıyor ya da kireçlenmeden o çürüyor. Bakın şu şekilde bir çürüme göstereyim. Bu araçta fazla antifriz kullanılmamış. Bakın buralar hep çukur çukur olmuş. Bu şekilde motor suyunuzun içinde kahverengi yağ varsa, aracınız dizelse siyah olur. Normal benzinli ise sütlü Nescafe, sütlü kahveye benzer bir rengi olur. Bu şekilde anlayabilirsiniz motor yağı mı, şanzıman yağı mı karışmış. Diğer bir soğutucumuz da şey arkadaşlar, şanzıman yağı soğutucusu. Bu aracın Bu BMW aracının şanzıman soğutucusu 7 serisinin her modelde artık değişik bir sistem geliyor. Burada bir plakası var. Plakasının üzerinde termostat var. O termostat da arızalı olduğu zaman ufak bir termostat. Buraya giren suyun termostatı. O termostat da arızalı olduğu zaman da aşırı ısınmadan dolayı buradaki radyatör tıkanabiliyor, zarar görebiliyor. Şanzıman yağ ısısı ısınabiliyor. Şanzıman arızası veriyor. Şanzımanı bozabiliyor. Bu tip arızalara sebebiyet verebilir. O plaka zaten şimdi biz sökmüşüz. Lastik olduğu için başka araçta ihtiyaç duyduk. Oraya kullandık. Yine aynı şekilde su girişi, su çıkışı, buradan da şanzıman yağ girişi, şanzıman yağ çıkışı. Bu aracın yağ soğutucusu, şanzıman soğutucusu arızalandığı zaman ilk önce motor suyunuzun içine böyle hafif yeşilimsi, artık şanzıman yağın rengine bağlı. Eğer yeşilimsi ise hafif böyle yeşilimsi bir renk verir suyun içine. Yine Nescafe'nin çok açık rengi yeşilimsi olur. Kahverengi rengini almaz. Eğer kırmızı ise çilekli süte benzer. Yağın rengi kırmızıysa aracın modeline göre değişir. Sarı ise yine çok açık bir sütlü Nescafe'ye benzer. Kokusundan da anlaşılır. Şanzıman yağı her yerde kokusu biraz değişik olur. Bazen ikisi de aynı anda patlayabilir. Her zaman şanzıman yağı ya da yağ soğutucunuz patladığı zaman ikisini bir kontrol edin. Benim başıma 2 defa geldi BMW'de. Şanzıman yağı patlamıştı.
Bizi aynı anda patladığı zaman bazen fark etmeyebilirsiniz. Hem yağ, hem motor yağı, hem şanzıman yağı genleşme kabına karışır. Bu şekilde hangisinin patlak olduğunu anlayamazsınız. Teker teker söküp kontrol etmenizde fayda vardır. Yani tek bir tanesi bile arızalıysa ikisini söküp kontrol edin. Tabi bahsettiğim otomatik şanzımanlı araçlar için. Otomatik şanzımanlı araçlarda, soğutucu olan araçlarda. Kimi araçlarda işte ön tarafta ayrı suyla hiçbir bağlantısı olmayan soğutucu radyatörler var. Onlardan da bahsedeceğim. Şanzıman yağı suya karıştığı zaman mutlaka ve mutlaka su haricinde, su temizliği haricinde şanzıman yağını kontrol edin. Şanzıman yağının içine su karışabilir ve %99 karışıyor. Şanzıman soğutucusu patladığı zaman direkt soğutucuyu değişip şanzımana bakmamak gibi bir lüksünüz olmasın. Eğer gözden kaçarsa şanzıman yüksek maliyetli arızalara sebep verebilir. Bir sürü elektronik arızalar var içinde. Yağ elektriği iletmediği gibi içine su karıştığı zaman elektriği birbirine karışacak. Beyin yanmasına kadar, içerideki sensörlerin ve solenoidlerin arızalanmasına kadar yol gidebilir. Ve gövde beyninizin de yanmasına sebep olabilir. Şanzıman haritasının bozulmasına sebep olabilir. Bu yüzden şanzıman yağlarınızı kontrol edin. Her yağ soğutucu değişiminde. Yani daha doğrusu arızalandığı zaman. Şimdi normal dışarıda olan soğutuculardan bahsedelim. Susuz, yağsız. Arkadaşlar bu gördüğünüz radyatör motor yağı soğutma radyatörü. Bu da Ferrari FF modelinin, internetten araştırırsanız hangi model olduğunu görebilirsiniz. Ferrari model olarak 6.3 ve 12 motor. Bu araç şimdi hazırlığı bizde. Buraya hiçbir şekilde su karışmıyor. Sadece hava soğutmalı. Buraya yani hem pervanenin önüne hem süratörün önüne biniyor. Pardon, süratörü hemen buraya biniyor. Şu bölüme, şu pervanenin açık olan bölümlerine süratörü biniyor. Hemen yanına yağ soğutucusu biniyor. Motor yağ soğutucusu. Şuradan bir giriş bir çıkış hortumu var. Evet, buradan motordan dönen yağ soğuyarak motora tekrar geri kazandırılıyor. Yani biri motordan gelen yağ, biri kartere geri dönüş yapan. Bu şekilde bir çalışma sistemi var Ferrari'de. Çoğu eski model araçlarda da var. Evet arkadaşlar, aracımız bu. V12 Ferrari 6.3 motor. Gördüğünüz gibi buraya biniyor. Bir giriş ve bir çıkış motor yağ soğutucusu. Bu araçta 3 adet beyin var. Biri sağ silindirin, biri sol silindirin, bir de ana beyin. Evet arkadaşlar, bugün anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.